Merhaba, hoş geldiniz. Ne var ne yok diye size soruyoruz. Ne var ne yok futbolda? Fenerbahçe. Ne haber abi? Ne haber abi? <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eskiden onlar vardı biliyorsunuz. Artık uzun. geçtik onları. Geçti hayat. Geçen hafta böyle bir giriş yapmıştık Ne Var Ne yok. uzun süre ara verdikten sonra. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Güzel yorumlar aldık. Sağ olun arkadaşlar. Evet. Yine her hafta Ne Var Ne Yok yapmaya devam edeceğiz. Tabii enteresan bir durum olursa da Ne Var Ne Yok Plus yaparız. Ne Var Ne Yok siz de yazabilirsiniz. Günden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Çünkü ikisi transferler yapıyor. Diğeri bekliyor. Avrupa'da çatır çatır işler yapıyoruz. E, sosyal medyada büyük bir kavga var. E, var da var yani. Bu hikayeyi biraz konuşacağız. Geçen hafta Beşiktaş Fenerbahçe ağırlıklı konuşmuştuk. 3 aşağı beş yukarı bugün de maçlar öncesinde biraz Beşiktaş Fenerbahçe ağırlıklıyız. Tabii Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi muazzam oldu. 9. sıraya çıktık. Ülkeler sıralaması. Evet. <laughs> yukarı doğru çıktık. Bir de... ganimet bulduk ya Orkun, değil mi? Ganimet. Ha müthiş. Yani ya şey ben yani o yüzden onu söylüyorum. Şampiyonlar Ligi ayrı bir konu onu konuşuruz tabii. Ne yapar Galatasaray bu oyunla ama tabii çok önemli yani orada yer alması. O marşın dinlenmesi taraftarı ateşleyecek. Takım oyuncu çok ciddi kazanç var bir de. Ama o baş başka platform. Galatasaray da uzun zamandan beri yapamıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ama konferans ligi bize çok güzel ya. Yani Fenerbahçe'nin konferans ligini almaması için, yarı final oynamaması, final oynamaması için. Beşiktaş'ın biraz daha toparlarsa oralarda biraz daha yükselmemesi için hiçbir neden yok. Dolayısıyla onu ayrıca da konuşuyoruz. Adana Demirspor'un bile bile derken hani yenildi diye ilk maçta yoksa onlar çok güzel geldiler. Geçebilir yani turu geçebilir dört takımla birlikte olmak ya bir kere hafta içinde futbol oluyor futbol konuşuyoruz ülke puanı artıyor şimdi ben hemen başlayayım başla bu arada Aykut Hoca ile de bir e, buluşmamız oldu sevgili Okay Karacağ'la birlikte ne zamandan beri planlıyorduk e, onu da birkaç aktardığı Konuşalım. mesajlar var onu da bir son bölümde. Çok Konuşacağız. Ee, takip Kutuk hocamını ee, özleyenler için. Sen bir paylaşım yaptın Instagram'da. Epey evet. e, bir özleyenler var herhalde. Tabii tabii. Hocayı hep özlüyorlar. <laughs> ee, Biz de özlüyoruz. Futbol konuştuk. Çok uzun futbol konuştuk. Evet. Ee, haliyle konuşacağımız konu başka bir şey yok. Futbol evet konuştuk. onları da söyleyeceğiz. Hayata Şimdi, dair de konuştuk tabii ki. <laughs> evet. bir Programımızın süresi 20-25 dakika. Ee, o yüzden şöyle hap gibi başlayalım. Galatasaray'ı sen nasıl buldun? Benim dün aslında tam haber hazırlığı vardı. Biraz yan gözle izlerim ama ciddi zorlandığını gördük. Şöyle anlatalım. Ee, önemli olan içeri girmek mekte girdi. öyle bir. de bu turlar öyledir yani. Böyledir. Oyun iki maçta da iyi değil ama oyuncu iyi. Oyuncular tabii. oyunu taşıdılar. Bu da iyi. Oyun kalitesi. Öyle de kalitesi. Uruguaylı, e, forvet Arjantinli, Güney Amerikalılar evet. enfes bir iş yaptılar bir kere. Eee tabii bu oyunun Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel kurayla gelecek rakiplere karşı tutma ihtimali bu şekilde yok. Kolay değil yani onlar daha güçlü oyunculara sahipler. Bu arada ile başladık diye bak Hamit çok e, sevinçli evet, hemen Hamid'de başladı. Hamit de aslında yavaş yavaş yayına katılsın ne var ne yok. Evet. Ama sonuçta özetle baktığında bunun düzelme ihtimalini görüyoruz. Neden görüyoruz? İşte oynamayan iki tane oyuncuları var. Bir Zaha bir Ziyeş var. Evet. Yani, bu oyuncuları da soktuğu zaman Okan Buruk eli biraz daha genişlemiş olacak. Ee, bence çok hayırlı bir e, molde maçları sonuç getirdi. Neden? Eksikleri gördü. Bir dakika biz Şampiyonlar Ligi için taraftarlarını gördü. O süper transferler, o geldi, bu geldi, coştuk falan. Bu tamam. Yetmiyor. Taraftar bunu yapacaktır. Taraftar mutlu olmak için buna ihtiyacı var. <laughs> Ama ne oldu? Ne oldu? Evet, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Düştü. Eksikleri gördüler. Zaten Ayhan Akman, Okan Buruk bir toplantı yapmışlar maç sonu. Bu toplantıda da vay be nasıl çıktık falan diye sevinmemişlerdir. Abi ne yapalım diye bakmışlardır. İyi bir orta saha oyuncusu aldıkları zaman diğer oyuncular da geldikleri zaman, geldiği zaman Şampiyonlar Ligi'nde kafa kafaya oynayabilecekleri bir kadro yakalayacaklardır. Evet. Ee, yani Kayseri'de kaybettikleri zaman hani bu iş dünyanın sonu değil demiştim. Trabzon'u yendiler İşte Molde maçları sıkıntılı geçti ama Icardi gidiyor problemi çözüyor. Mustere acayip kurtarışlar yapıyor problemi evet. çözüyor. Nelson yine önemli bir tek başına savaş verdi orada yapıyor. Torreira mutlu olursa olacak Özetle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'de futbol oynanıyormuş ya dedirtecektir kanaatindeyim her türlü olumsuzluklara karşı. Şimdi biz ben Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'deyken hep hani görev aldım. Bir şeye bakıyorsun kadroya analizler yapılıyor maçların. Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakan, çünkü Galatasaray ismini biliyorlar ama bir de günlük kadrosu var. Herkes evet. birebir takip etmiyor. Icardi'yi bilirler. Muslera yıllardan biri biliyordur Avrupa futbolundaki diğer oyuncular. Hakim Demoreez'ye işte mi oraya gitti. Her zaman geçiyordu adı Fenerbahçe Galatasaray orada. Bir bakıyor ya o şeye ilk kadroya. Hem teknik adam hem de o teknik adam bakıp oyuncularını anlatıyor. Mesela kimle karşılaşıyorlar? Ee, işte şeyden olsun daha bir Ajax mesela Galatasaray'ın grubunda olsun. Onlar bir bakıyorlar. Dolayısıyla o bakma sırasındaki gücü güzel yani görünen oyuncular. Yani Tete'yi görüyor, işte Zaha'yı görüyor, Icardi'yi zaten görüyor, Mustari'yi biliyor. Tore falan da biliyorlar. Mertens'i de biliyor. O yüzden o görüntü güzel. İşte ama o görüntünün sahaya yansımasına itibaren tempo lazım, koşma lazım, birlikte hareket et, et, etme lazım. Durağan bir görüntüsü vardı dün hareketli değil, ön grupta hareketli değil. Orta sahada da çok yük bindi, çok yük bindi. Emol'de de tam anlamıyla taş gibi. onu da erken açmış diye konuşuyoruz. Onlar erken açmasa da öyle olur yani. İskandinav yani onlar devam ediyor dikte. Hep öyle onlar zaten yani. Taktik disiplini bir, var. Taktik disiplini, güçlü takım, basan koşan takım. O yüzden zorladı ama bu turda ne öster şutlar oldu, ne trömseler oldu Galatasaray için, ne sürprizler oldu. Bu turlarda yani. Dolayısıyla o sürprizlere takılmadan yola çıkması önemli. Şampiyonlar Ligi tamam, biz buraya aidiz. Ee, Şampiyonlar Ligi müziğini özledim Fatih Hoca'nın biliyorsun. Özlediniz ama ondan sonrası adımları pek atamadı son dönemde Galatasaray. Bu yıl kağıt üzerinde iyi. Onu takı, o, e, türbünün güveni de çok iyi. Galatasaray hiç şeye düşmez. Fenerbahçe'de konuşacağız. O, o konudaki özgüvenleri hep yüksek Galatasaray camiası. Biz Avrupa Avrupa Avrupa. Dolayısıyla Hakim de tribünde yine oturuyor özel gözlüğüyle beraber. Şimdi onlar da gelip isimlerinin gerektirdiği performansı %60'ı, %70'i, %80'i yavaş yavaş çıkarlarsa Icardi gibi o zaman belli bir noktası olur. Kura şansı da çok önemli diyelim. Şablon ortaya çıkacak. O zaman eleştirmek lazım. Şimdiden Okan Hoca üzerinde ya olmuyor mu olmuyor gibi laflar görünce. Onlar hemen. Diyorum ki bu sosyal medya medyası. Bunu başka tarafa tutmak lazım. Konu bulamayan bak herkesin bu işi yapan insanların hepsinin tek derdi nereden bir konu bulabilirim? Evet abi. Şimdi Galatasaray iyi top oynamadı, tur geçti ama bir konu lazım konuşmak isteyen. Ha Okan Buruk bu işi yapamıyor mu acaba üzerine gideyim diyorlar. Çok klasik olarak. Bunların abi. üzerine çok Geç fazla durmamak lazım. Yani evet. durmamak lazım. Yani evet. durmamak lazım. Geç bekmez. Bunların evet. üzerine durma ile ilgili Fenerbahçe'ye gelince de benim söyleyeceklerim var. Gelelim Fenerbahçe. hemen Fenerbahçe. Gelelim. Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe bir yeler mi? gol gösterisi, <laughs> futbol sorayım. gösterisiyle. Gerçi futbol belli oldu. Rengarenk bir oyunla, çok farklı isimler. Bir sağdan aynı golü attılar, bir soldan aynı golü attılar. 5 golle ilk maçı geçmek. Twente az takım değil. Yani o da sonuçta Hollanda Hollanda'nın bilinen ve zamanında Avrupa'da da kendi liginde de belli bir yeri olan bir takım. Bir ara çakılı gitti oyun. Son bir anda çözüldü. O çözülmeyi Fenerbahçe nasıl yaptı? Yıllardan beri bizim burada da anlattığımız, yıllardan beri de konuştuğumuz Ali Koç dönemi için özellikle konuşuyorum. En doğru kadroyu, en etkin kadroyu, en futbolun gerçeklerine uygun teknik organizasyonu bu sezon yaptığı gibi gözüküyor. Ee, Frey'den şos... Jeko'ya. Frey'den evet yani Frey'den Jeko'ya. Crespo'yu biz çok seviyorduk. Hep onu konuşuyorum ben. Crespo özel bir oyuncu ama şu anda Fred oynuyordu. Manchester United'dan geldi. Daha önce de Chelsea'den gelen Raul Merilaş oynuyordu. Hem de Portekizliydi o. Crespo ikincilikten gelmişti. İyi çocuktu ama bir yere kadar o iyi çocuk. iyi sistem bir yere kadar oluyor. Şimdi Crespo gidiyor noktasına geliyor hemen. Dolayısıyla Frey'den de Jeko'yu olduğu için. Diğer oyuncular içinde de e, futbolu bilen, futbolun içinde koşan basan Şimanski gibi bir özel isim olduğu için Polonya'dan geldi. Atilla Zalay Macaristan'dan gelmişti. Yani o bölgeler ve Ceko ile beraber daha da işte Tadiş ile beraber Yugoslav eski Yugoslavya kolonunda konuşmuştuk. Prekazi ile bu arada Cevat Prekazi ile yaptığımız program da izlenebilir YouTube'da. O da çok güzel oldu. O, o dönemleri de konuştuk. Yugoslavya ekolü. Ferdi eskiden buradaydı takıma göre. Takım buradaydı. Şimdi herkes burada. Ferdi de onlarla beraber tık tık işini yapıyor. Arda biraz oraya yaklaşıyordu. Şimdi hep beraber bu gördüğünüz oyuncuların hepsi bak bütün oyuncular İrfan Can Kahveci ne biçim topçuymuştu. Nasıl o son dokunuş yaptı geçen maçta. Bu bir. İkinci taraf Fenerbahçe'nin Avrupa konusunda taraftarının bir özgüveni olması gerekirken özgüvensizliği var. Bunu da iki cümleyle anlatayım. Avrupa Ligi kurulduğu yıl ben de Davum'un sezonuydu. Göreve başlamıştım iletişim olarak, iletişim direktörü olarak. O sezon gruptan lider çıktı. Hatta orada e Twente vardı. Twente'de de şey, Eden Hazard vardı. Eden Hazard oynuyordu. Dolayısıyla ağzımız açık izlemiştik. İzlemiştik. Ondan sonra şeyde yanlış söyledim. Twente'de de Stu oynuyordu. Lille'de oynuyordu Eden Hazard. evet çıktığında. Yanlış yok. Orada da ama Stu ağzımız açık izlemiştik? Ben de diyordum hep böyle bir tane oyuncu çıkıyor her seferinde diyordum. Eden Hazard'ı ilk yıl özellikle şeyde Twente'nin olduğu maçta izlemiştik. Eden Hazard'ı şeyde Stu'yu da sonra izlemiştik. Lille ve Twente. Twente de bildiğimiz bir takım o anlamda. Neyse ama Chelsea'nin oyuncusuydu falan. Stolta sonra bize gelmişti. O dönemden beri her yıl şeyden e, lider çıkıyor Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden girdiği sezonlarda. E, bütün şey Aykut Kocaman'la lider çıktı. Son maça gençler oynamıştı. Yarı final oynadı o takım. Ersun Yanal'ın, Ersun Yanal küme düşme tehlikesi olan takımı aldı. Ona rağmen çıktı şeyden gruptan. Takım ona hemen gidiyordu. Advokatla çıktı. E, şeyde Pereria, beğenilen beğenilmeyen Pereria o e, Ivan Babek şey, faciasıyla çeyrek finalden döndü. Fakat Fenerbahçe taraftarına sorarsan onlar işte biz vardır eğlendik aman böyle olduk. Galatasaray'a tam tersidir yani Avrupa Fatih Avrupa Fatih. Halbuki 23 sene geçti. Müthiş bir başarı. Türk futbolunun tekidir, ilkidir. Ama şu anda son, ilk ve son şu an için öyle gözüküyor. Dolayısıyla Galatasaray Fenerbahçe taraftarı da bu kadroyla beraber Ali Koç ve yönetimi dahil onlar da böyle. O özgüveni sağlayıp İsmail Hoca'yı ve takımı onu hissettirirlerse Fenerbahçe'nin manşetim şu benim. Fenerbahçe konferans ligini alabilir. Konferans Ligi şampiyonu favorilerden biridir. Yani ben biraz daha abartılı hani manşet olsun diye söylüyorum. <laughs> Çeyrek final, İnşallah. yarı final ve hatta final görebilir. Gayet de güzel kupadır. şey Mourinho'nun bir o eksiği vardı biliyorsun. Roma'da onu alınca çocuk gibi sevindi. Hiç şey demedi ya bu şampiyonlar ligi değil neyse falan. Tebrikler demedi yani. Abi takımlara baksana Turaktı. neyini küçümsüyorsun? Ay işte hayır o zaman küçümseniyordu ilk başta. Bizim bizim kimseye küçümseyecek durumumuz yok. Hani fuar şehirleri kupası olsa gideceksin orada sonuna kadar almaya çalışacaksın. Avrupa Avrupa'dır. En beğenmediğin takım sana gayet güzel işler yapabilir. Bizim futbol ulemaları mesela bu Genk Gent falan çıktığı zaman ya köy takımı diyorlardı. Ben gittim o gördüm köy takımını bilmiyorum. Genk'e de gittim, Gent'e de gittim. Birine Konya'yla, birine Fenerbahçe'li müthiş organizasyon falan. Dolayısıyla Adana Demirspor'da onlarla oynayacak. O yüzden Fenerbahçe'nin ben bu kadroyla, bu sistemle gayet sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Benim yani şeyim bu. Benim ekleyeceğim Ektim. şu var geçen senelerde Fenerbahçe gol yiyip geriye düşüp beraberliği yakalayamadığı dönemlerde dönüp tribüne Ali Koç'a bakıyorlardı. Evet. Şu takıma doğru dürüst adam alamadınız diye. Şimdi bugün takım sahada sıkıntı çekerse kafayı çevirip kimsenin bakmaya hakkı yok. Evet. Çünkü acayip oyuncular geldi. Evet. Ve topçu oyuncular hepsi. Hepsi futbol. Hepsi alfa adam. E, hepsi general adamlar. Hepsi sorumluluk sahibi adamlar. Hepsi burada bir neşe yakaladılar. Bak Fenerbahçe'de bence hiçbir zaman son 7-6 senede göremediğimiz bir neşe var. Evet. Neşeli. Tadiç var abi bakıyorsun Zimanski bu iyi çocuk. Herkesin yeteneğinden dolayı saygı duyduğu bir takım haline geldi. O yüzden Ali Koç yapabileceğini yaptı. Ama ben şurada yine e, bir, bir analiz yapmadan net konuşmak istiyorum. 5 yılda işlerin kötü gitmesine rağmen 5 yılda alınan oyunculardan kazanılan paralar bu seneyi Tabii. finans. Yani 5 yıllık bir yatırım yapılmış. Evet. Yani ellerinden ucuza giden oyuncular da var ama gittikleri yerlerde hepsi iyi yerlere geldiler. Ya müthiş canım o hepsi, anlamda. Bak. Batshuayi gitti Fenerbahçe aldı. Ya alınır mı Beşiktaş'ın oyuncusu? Bu, ben de eleştirdim. E, bugün Nottingham Forest'ta satıldı. Altay ay e, Manchester United'a gönderildi. E, şey gitti Bayern Münih de oynuyor. Kim Minje Bayern Münih oynuyor. Ferdi'ye evet. talip var. Jimanski'yi e, fazlasını verip almak için hazırlar. Dolayısıyla Fenerbahçe iyi bir çiftlik yapmış orada. Üretim çiftliği yapmış. Bak bu çok önemli. Hem kafaya oynayan hem aldığı değerli bir e, takım haline gelmek önemli. Avrupa'daki futbol ekonomisine entegre olmuş Fenerbahçe. Çok bu doğru. çok değerli. O yüzden taraftarın olaya biraz da böyle bakması lazım. Bizim kulübümüz eskiden büyük futbolcular alır, şampiyon olur, onları gönderirdi. Hayır, bizim takımımız ligi ikinci bitiriyor, aldığı oyuncuları satıp takımı komple yeniliyor mantığı var. Ben işin o tarafını çok seviyorum. Kesinlikle Elif Elmas'la bu iş başladığında ki daha önceki dönemden Aykut hocamanın ekibi zamanında gelen ama Ali Koç'un da İtalya'ya pazarladığı tırnak içinde bir oyuncuydu. O zaman şey denmişti İtalya'daki ilişkileri sayesinde öyle oldu filan. Elif'i de görüyoruz. Bütün şeylerde en özel oyuncular arasında gösteriliyor ve bütün büyük kulüpler de takip ediyorlar. İşte. Sonrasında da bu işin tesadüf olmadığını arka arka yaptı planlamayla göstermiş oldu. Bundan da mutlu olunsun. Sadece uçak geçti Edirne'yi değil Edirne'den dışarı giden uçaklara da değil mi <laughs> sevinelim. Ve e, bu şekilde Türk futbolunun ancak kurtulabileceğini söyleyelim ve Ali Koç yönetimine çok eleştirilen, bizim de zaman zaman eleştirdiğimiz, yine bir oradan olumlu, altını çizen, alkışladığımız bir mesaj göndermiş olalım. Her ne kadar o mesaj... Her şey yolunda. Evet. Her şey yolunda. Aerodinamik olarak iyi tarafı. Kanatları iyi. var. Ortası var. Destek de gelecek ayrıca. Ön tarafı iyi, arka tarafı iyi. Livakovic de geldi. Bırakın uçsun. Livakovic ismini o da geldi. Mühendislik yapmayın abi. Herkes evet. Her. Türkiye'de herkes mühendis. Burada bir gireyim bir abi. mühendis. Herkes mühendis. Herkes mühendis. Herkes diyor ki bu kanat olmaz, bu orta sağ olmaz. Hocanın yerinde olsam böyle oynatırım, böyle oynatırım. Ya ben aklı başında tweet göremiyorum. Bir de aklı bir şey yorum gördüm. Çok hoşuma gitti. Şimdi Bat şu yeni yeni bir forvet aldılar ya. Ryan Kent'le oynama pratiği var. Evet. Kent ortalıyor, o atıyor golleri. Eee da Cengiz'in var. Diyor ki bir iki tane kanatlarda hafıza. Daha önce iş yapmış hafızayı da aldılar. Doğru. Bellek satın Evet. İşte böyle yoruldular. Cengo diyor evet. şey. Bu kim ya bir Türk milli takımından sevdiğimiz bir oyuncu geldi demiyor. Cengo geliyor yaşasın plan yapıyor Ceko. Ya, çöz problem çözücü bir o hikaye. O da atıyor. yedin baba ne haber falan diyor onu görünce. Onlar da önemli. bırakın uçsun bu uçak uçabildiği yere kadar. Belki başlangıçta uçamaz sonra e, fezaya çıkar. Ama evet. birinci dakikadan sırf konu bulmak için sosyal medyada nereden vursak, nereden vursak, ha buradan vuralım. Nereden vursak, nereden vursak, ha burada. O da olmadı. Rakibe vuralım, biz prim yapalım. Buna kimse kulak atmasın. Bu konuyla sana. ilgili attım tweet'i. Evet onu gördüm ben okudum. Aynen oradan devam edelim. Bu her takım için geçerli. Fenerbahçe'nin hani içinde biz biraz uğraştığımız için daha çok. Bu sezona doğru hoca ve doğru kadrole girdi Fenerbahçe. Futbolun asıl aktörleri onlardır. Yani sahneye onlar çıkıyorlar. Biz tiyatroda seyirciyiz. İzliyoruz izliyoruz heyecanla takımımızı. Seviyoruz, ağzımız açık izliyoruz. Üzülerek izliyoruz, sevinerek izliyoruz. Ama biz seyirciyiz. Ama bittiği zaman alkışlıyoruz. Başla, başlarken onlara bir heyecan veriyoruz değil mi? Çıktıkları zaman da alkışlıyoruz. Yönetim ve taraftar da yine bu asıl aktörlere, futbolun asıl aktörü onlar. Biz sahada değiliz, onlar sahada. Maddi manevi destek verir. Yönetim içinde yani maddi anlamda ne kadar zorlanıyor Anadolu takımları Fenerbahçe'de de aynı. Ali, Ali Koç geldiğinden beri ne yapacağını şaşırdı. Ahmet Nurçevi'nin açıklamaları içinde haklı olan taraflar da var ekonomiyle ilgili. Onlara da bakacağız. Taraftar da manevi destek verir. Biletle, formayla filan maddi de çok ciddi destek verir. Ama yeri orası, pozisyon orası. Sağda da asıl bu desteği verir. Rakibi işte şey yapar, baskı altına, hakemi baskı altına alır. Sosyal medyadan ekstra işler yapmaya, ön plana çıkmaya, çalışmaya gerek yok. Çorba olmuş yine ortam demişim. Demek ki bir girip bakmışım. Yani böyle bir güzel sezon başlıyor. Çok rahatsız edici abi. ya. Abi herkes ulema. Herkes Allame-i Cihan, Tillah bizim rüzgâr. Herkes Tillah ya. Ya siz bilmiyorsunuz futbol. Bak Hasan Özer Hoca buradaydı az önce konuştuk. Onlar futbolu biliyorlar. Biz izliyoruz, anlatıyoruz, takip ediyoruz. Biz şey gibi eleştirmenler var. Tiyatronun da eleştirmeni var. Öyle bir eleştiriyorlar ki şeyler sanatçılar ben korkuyorum biliyor musun? Şey çıkamıyor. Ama bu kadar bilmiyoruz. Bu kadar bilmiyorsunuz. Bu kadar için içine girmeye, bu kadar asıl aktör olmaya gerek yok. Her türlü eleştiri, her türlü işte senin az önce altını çizdiğim bütün konuları bütün taraftarlarda istedikleri gibi çok daha fazlası. Ama herkes niye yapıyorlar bunu ben onu sorayım. Çok daha girmeyeyim. Hani bu fenomenlik etkileşim değil mi? Oradaki güç bakın ben yön veriyorum Fenerbahçe'ye. Benim söylediklerim oluyor. Öyle, öyle, tipler çıkmış ya ortaya. Tabii hep, aferime gelmek diye bir cümle vardı. Bu Aferin <laughs> araba derdiler ee, bu, bunun sonu yok abi. Yok. Bunun 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 hiçbir şey. Giderek artıyor bir de. Ya, bunun sonu yok. Ben mesela e, korkuyorum artık bir ya, bir fikrim var. Yani tweet atmak diye bir, bir fikrim var abi benim. Bu fikrimi ve eğleniyorum ben maç izlerken dile getirmek istiyorum. Takipçilerimle paylaşmak istiyorum. Korkuyorum atmıyorum evet. diyorum ya. Geçen Jimanski ile ilgili bir şey attım. Jimanski ile ilgili bir de 103 gollü şampiyonlukla ilgili bir şey attım. Galatasaray'dan tepki gösterdi. Icardi'yi, Galatasaray'ı tebrik ettim mi? Ettim. 6 tweet önce bakarsan <laughs> 90'ların Avrupa'sındaki Alman forvetleri gibi dedim adama. Bundan daha büyük bir şey yok. Met etme yok. Zaten, Birazdan da edeceğiz bu arada. Aykut Hoca da ediyor çünkü. Yani onu da i̇nanılır gibi değil. Şimdi Onlarla ilgili bir şey atarken de acaba Fenerliler tepki gösterirler mi korkusundayım? Ya Bize niye bunu yapıyorsunuz ki çocuklar? Biz tamamen klasik medyadan gelmiş insanlarız ve formaya bakmadan keyif alıyoruz bir şeyi. Ya buraya geldiyse ayıp artık yani. Evet. İsmail Hoca için de. de o... bakmasınlar buna. Bakmasınlar işte. ona da bakıyorlar. O yüzden Ahmet başkanlar yöneticiler bakıyorlar. Nur Çebi önüme sürekli geliyor liste diyor. Yani senle benim attığım, Ahmet'le Mehmet'in attığı tweetler. Evet abi. Geliyor. Hmm. O da onu diyor. Hep kötü tweetler geliyor zaten. Kötü geliyor. Olumsuz tweetler geliyor. Biz mesela buraya kadar yine... Ali Bey'e de gidiyor. Ali Bey'i de çok şu an... Erdem Bey'e de gidiyor. Herkese Ama gidiyor. Ama bu gitmiyor. Güzel taraf. Gitmez. Play, spor'da sizin ekonomik çalışmalarınız çok güzel başka geçti. Olmuyor. Hiç gitmiyor. Evet. Yani buradan beslenmenin bir manası yok. Çünkü orada başka bir plan üzerinden konuşuluyor. Ya yani Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcuyu da... Ya mesela birisi çöp yazmış hikayeti için. Şimdi baktım bir sürü çöp ne ayrıca hiç mi çöp, çöp değildir <laughs> ayrıca ya. Çöp... Fred dahil hiç şey Frey dahil hiç Onu da ciddiye alı sonra bakıyorum takip edenlere bayağı kafa kafa adamlar takip ediyor. Neyi takip ediyorsunuz ya çöp. Yani çünkü benden yana değil. Yarın ortalık bir Benim karitse, söylediğim oyuncu değil, benim seride. Bir öbür değil. tarafa transfer olsa ne diyecek? o kral bize geldi diyecek. Yani bunlar kulüp yöneticilerin umursadığı şeyler olmamalı. Olmamalı. Herkes sportif direktör. onları. Herkes sportif direktör. Herkes teknik adam. Herkes yardımcı teknik adam. Ya yani bu kadar futbolu bildiğinizi zannediyorsanız gidin bu işin şeyi var. Kurslarına gidin. Değil mi? Siz de mesela Mourinho nasıl tercümanlıktan çıkmıştır zirveye var öyle yollar yani. Yapabiliyorsanız siz de yapın yani. Çok kalabalık var. Bana. Ama buradan Zor böyle yani. konuşarak bu iş insanların asıl aktörlerin rolünü çalmayalım. Destek, gerektiği zaman doğru eleştiri yapabilen yapsın. Buradan geçelim Beşiktaş'a. Ahmet Nurçeli. Fenerbahçe eğlenceli oyuncular neşeli, samandıra evet. olmadığı kadar tarihinde bana kalırsa kendine güvenik, ayakları yere basıyor. E, bu U, kupada da bence favorilerden birisi. Evet. Burada Fenerbahçe'li, Galatasaray'ı bekleyen sadece şu sınav var. Hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi götürebilme. <laughs> Becerisi, iradesini, becerisini ortaya koymak zorundasınız. Çünkü çok met edildiniz. Oyuncularınız sıra dışı. Bunu yapabilecek durumdasınız. Her türlü rotasyonu Fenerbahçe'nin elinde de var. Galatasaray'ın elinde de var. var rotasyon Acayip var. rotasyon gücünüz O yüzden var. rahat bırakın hocayı. Rahat Mesela bırak. Fred öteki maçta oynamayıp onun yerine Zayt's atıyorum oynayacaksa öyle yer demeyin. Onu çünkü bir şekilde oynatması lazım. Bir şekilde dengelemesi lazım. Evet. Galatasaray için de. Şimdi 20 dakika olmuş. Evet son bölümde de Beşiktaş'a konuşuyor biraz. Ahmet Nurçebi'nin açıklamaları sana sorarken geçen haftaki ilk programımızda yani sezonun ilk hmm. programında olağanüstü kongre artık gerekiyor demiştim. Ahmet Nurçebi de hepsini anlattı. Galatasaray'a gönderdi, Fenerbahçe'ye gönderdi. Durumu da biraz anlattı ama ben buradayım dedi. Yani bir yere gitmeye niyetimiz yok dedi. Kimse gitsin demiyor. Sadece evet. Beşiktaş'ta son yıllardaki yaşanan hatalı adımlar, atılan hatalı adımları eleştiriyor insanlar. Yani hmm. ben de eleştiriyorum. Çünkü 1, 2, 3, 4 arka arkaya geliyor. Bunlara bir reaksiyon gösteriliyor. Bazı reaksiyonların doğru olduğunu gördük Ahmet Bey'in açıklamalarında. Ama iletişim çok önemli bir husus. <laughs> Anında yapın onu. Aynen. Kafamızda soru işareti kalmasın. İki ay sonra yap. Ramos geliyor izlenimi yaratılıyorsa sosyal medyaya tak diye olmuyor deyin. Dediler keza ama geç kaldılar. Taleska olmuyor deyin. Dedi ki 50 milyon euro dedi. O gün yapın. İnsanların aklından çıksın. Evet. Ee, rakip takım sizin elinizden alır korkusuyla davranmayın. Çok önemli. Evet. Birçok hata arka arkaya gelince, e, rakipleriniz her mevkiye çatır çatır transfer yaparken taraftar da ya abi bizim de vaziyetimiz böyle diye bilmiyor olayı. Çıktı ki Beşiktaş'ın durumu budur, biz bu planı yapıyoruz, bu şekilde gidiyoruz de. Yoksa konuşmalar aklı evet ipotek vermiş aile mülklerinden, gecesini gündüzüne kat... Bunlara kimse itiraz etmiyor zaten. Yani herkes müteşekkirdir buna, zor zamanlarda elini cebine götürmüştür. Ama oyuncuyu seçme, oyuncuyu oynatma, sözleşme, imzalama... Sergen Yalçın, Abu Bakar döneminden itibaren her şey karma karışık gidiyor. Buna bir son verilmesini istiyor taraftarlar. Yani onları mutlu edecek bir ya diyor ki ben diyor Axel Chamberlain'i getirdim diyor. Hiçbir şekilde diyor. Kimse diyor. Bunu abartmadı diyor. Daha önce diyor Dellali'yi getirdik. Piyaniçi getirdik diyor. Yıkıldı ortalık. Oynamadılar diyor. Göreceğiz sezon sonunda diyor. İnşallah Beşiktaş taraftarı mutlu edecek bir sözdür bu. Evet. Ama kolay değil Orkun. Zamanında söylemek lazım. Ben biraz garipsedim. Şimdi Başkan adayları gelsinler benimle telefonla konuştular sosyal medyadan görüşmesin. Ben de bir tweet atmıştım. Olağanüstü kongre çağrısına olumlu cevap vermelidirler. Burası Yiğit Me Er Meydanı. Evet. Hani Sizin gitmeniz lazım değil. Gitmeyin tabii ki kalın Beşiktaş'ı seviyorsanız devam edin. Daha iyisini vermek için orada bulunmaya gayret göstermek bile gitmiyoruz demek bile büyük bir sevgi gösterisidir. Daha iyisini yapma çabasıdır. Sadece olağanüstü kongreye davet ediyorlar. Buna bir e, cevap verilmesi gerekirdi. Verilmedi. Ama bu da şeydir. Muhalefet tarzıdır. İktidarı muhalefet yönetir. Yani siyasette de sporda da böyledir. Daha iyisini biz yaparız diye biri çıktığı zaman siz uyanırsınız ve basın toplantısı düzenlersiniz. Demek ki Beşiktaş için adılan adım, muhalif cümleler doğru yere gitmiştir. Ee, Oxford Chamberlain'den fazlasını bekliyor. Olabilir. Hoca bunları dönüştürebilir. Bence de dönüştürebileceği ortada. Ama Beşiktaş taraftarı kendi Erden Timur'unu, kendi Selahattin Bakisi'ni kendi imza törenlerini, iddialı cümlelerini duymak istiyor. Evet. Ahmet Nurçevi açıkça dedi ki transfer dönemi şampiyonluğunda gözümüz yok. Sezon sonunda son güler iyi güler dedi. Bu da aslında doğru yani bu güzel bu bir laftır. Yani transfer dönemi şampiyonluğu da ama bu işin Haklı bir parçası. Şu, Piyaniç geldi ya. Hepimiz ah oh, Piyaniç İlk dedik. İlk maçta oynadı. Şey Vay beş Neler yapıyordu? dedik. Bitiremedi. Bitiyor. Piyaniç gitti. Laiç o bitti. Tabii Guti geldi. Delali, zamanında birbirine Guti girdi. yaptı. Yaptı etti gitti. etti bekle gör değiştir yap eyle şimdi de sakatlandı. Beşiktaş kupa maçına Necip ve Kol ile çıkacak. Bir orijinal stoperle çıkacak. Ya e taraftar diyor ki Beşiktaş'ı şampiyonla şey Konfederasyon Kupası'na gönderecek. Konferans Ligi'ne gönderecek kritik maça bir tane stoperle giriyor olmamız kimin suçu diyor? Hadi cevaplayın. Evet. bu arada siz kimsiniz benim aileme küfür ediyorsunuz. Az önce konuştuğumuz gibi sosyal medyada her herkes, rezillik. herkes o rez o herkes her şeyi biliyor. Bir de küstah yani sadece tipler değil küstah bir de hakikaten e, taliska'nın kulübü Sergio Ramos için uğraştık diyor. Olsun dedik verebilen varsa diyor verecek diyor öyle devam ediyor. Ya evet, listeyi yani. alman da şampiyonluğun garantisi değil ki. Ya tabii canım. Abi ha bir dakika tam orada. Pepe geldi ne oldu olamadı şampiyon. Bir dakika biz burada Bielisa'yı kaç hafta konuştuk? Güzel konu. Yere Biyelise. göğe koymadım mı? Yere göğe bizim Bielisa kayıtlarımız o zamanki ne var ne yokla programla. Fener Fenomenlerinin yaptığı Biyelisa şöyle <laughs> oynar böyle oynar kompakt futbol. Bielisa yerini... 6 aydan beri Türkiye'de arkadaşlar haberiniz var mı? <laughs> Türkiye'de Trabzonspor'da. Daha en son yine yenildilerken Olabilir belki ama iyi futbolcu vermen <laughs> lazım eline. Hayır yani böyle bir şey yok. Bir yerisi olur Ahmet olur Mehmet olur. Bir isim çıkıyor. O gelecek her şeyi bir dertler bitecek algısı. Ya bırakın böyle bir şey yok. Futbol, hepsini bir araya getiriyorsun. Süre verin. Onların arasındaki ilişkiyi ayrıca organize ediyorsun. Fenerbahçe onu yapabiliyor diye şu anda biraz iyi. Yoksa Ceko inanılmaz transfer anlamında demiyoruz. O aradaki ilişkiler bak işte Cengiz de, Cengiz de, bak Ceko ile de bir ilişkisi var. Orada ana oyuncular var. Şimanski gelecek vadeden daha doğrusu Avrupa futbolunu asıl bilen o, tam merkezden çıkmış bir oyuncu. Ama hepsi bir araya geldi. Bir enerji ortaya çıktı diye iyi diye konuşuyoruz. Galatasaray'da Icardi'nin verdiği enerjiyi pozitif enerji bütün takıma sirayet ediyor. Falan filan. Yani bu, bunlarla beraber oluyor. Bir kişi ortaya çıkınca bu e, gelecek gelecek biz bu sene şampiyon olacağız. Bu hoca gelecek, her şeyi çözecek. Son cümleye tekrar geleyim. Bir ise 6 aydan beri burada adamcağız uğraşıyor. Olmuyor yani. Öyle bir adam da yok, oyuncu İngiliz, da yok. İngiliz atasözü vardır. Ucuz man alacak kadar zengin değilim. Doğru. Yani. Fenerbahçe ve Galatasaray pahalılık Evet artık oraya Ünlüler geçti. ve hepsinin piyasası var. Bu olmalı artık. Aldığın oyuncunun çöpe gitmediği, aldığın oyuncunun pazarının olduğu bir... Bak Jimanski'ye bir teklifin gelmiş olması, birilerinin izliyor olması acayip bir şey. Tabii Onu olsun. alır 15'e satarsın. Mis tertemiz. Bu arada Jimanski gidebilir diye, kulüp yöneticiliği budur. Jimanski gidebilir diye, bu giderse ben kimi alırım diye Sota'ya yatmak lazım. Tabii. İşte futbol böyle bu, bir şey. Bu, buyur o yola, Fenerbahçe yola girdi. bence çok doğru yolda bu yola girdi en bence sonunda. Bence Fenerbahçe çok doğru yolda. Oyuncu sattı ya, aldığı oyuncuyu sattı. Hem de öyle böyle satmadı yani. En kötüsünü bile çok iyi sattı ki zaten asıl Darmadan darma olmadı yani. Ta Feci. Biz ne diyorduk? Bu kadroyu nasıl boşaltacaklar? E evet. geçen seneki oyunun karşılığında bu kadroyu boşalttılar. Evet. Ha geçen sene. Kim Minje gittikten sonra bir stoper alsalardı, şampiyon olsalardı belki bu kadar acayip bir takım bu sene olmayacak. Ama işte Jesus'un da kendi oyuncularını, kendi çevresini, kendi mahallesini getirmesiyle de Tabii. al Jesus Jesus konuştuk. O da öyle. Evet. Dolayısıyla İsmail Kartal çok daha ayakları yere basan Saman. isimler istedi. Sama verin. Yönetimde o noktaya kadar dokunmayın Bir yok. beraberlikte bir Avrupa'daki bir tuhaf başta "Aa İsmail Hoca bu kadroyu kaldıramayacak." diye başlayacak. Biz kadar konuşalım. Bunlar maalesef daha güçlü. Son evet. olarak Aykut Hoca ile bir ne zamandan beri bir araya evet, gelecektik? Evet. Sohbet muhabbet ne diyorsun? Bir kere hocanın çok güzel analizleri var. Mesela Icardi Türkiye'ye gelmiş en iyi golcü olabilir dedi. Evet. Çok yetenekli, çok başarılı dedi. Yani hayran bırakacak bir oyun karakteri, kalibresi var dedi. Zevkle izliyorum dedi. Evet. Ekstra ne, ne bir kadar zevkli Aykut Kocaman'ın bu analizi yapmış olması. Tabii. Olarak. Çünkü biz de şu anda. De yaptı. Şu anda yani izin almadık ver. ben bu konuşmayı şey yapmak için ama hoca hani bunu ben okey veriyorum. Ha <laughs> off the record <laughs> adına. Aa, Off the record söylemez zaten. Yok <laughs> yok yo, zaten da söyler. Burada da söylemişti e, programda. De, burada da en iyi olabilir dedi. İzliyor hala, dedi. İzliyor, hala devam ediyor evet. görüşüyor. Eden Hazar için. Yani futbolu bıraktı. Yani zaten dedi sen devam et. Evet ya şey biz Eden Azar şey diye konuştuk. Bir isim çıkıyor bir yandan. Mesela çıksa şu anda herkes birbirine girer. Halbuki Eden Azar o noktada değil. Hani onu takip etmeden isim üzerinden bir anda insanlar coşuyor. Bütün takımı bırakıyorsun. Eden ne zaman gelecek başkanım oluyorsun. Başkanlar da karmaşa için aslında onu anlatmaya çalışıyorlar. Hı. Ama zamanında anlatmadığı için kaynıyor. Yani Ahmet Nur bir de onu söylüyor. Ya tamam söylüyorsunuz da bir çok pahalı. İkinci seni dediğin gibi yani şu anda hangi noktada? biz isim üzerinden gidiyoruz. Onunla ilgili de hani takip ettiğini anlatmak. E, e hoca takip ediyor. izliyor, söylüyoruz. Keyif alıyor. Ben şunu gördüm Aykut Hocam'a da. Aykut Kocaman Fenerbahçeli. iyi Fenerbahçeli. Fenerbahçeli Zafer <laughs> etmiş futbolcuyken, teknik adamken. Ama futbol ben burada bir saatimi, bir buçuk saatimi harcıyorum ama keyif alıyor muyum diye bakıyor. Yani Sarı Lacivert kaş kolunu boyunla takarak da izleyip ha yapmıyor. Evet, evet. Ve öyle bir adamın yanındayken huzurla futbol dinliyorsunuz. Hani bu Aykut Kocaman güzellemesi değil. Bir futbol adamıyla yaptığımız görüşmeden çıkan sonuç bu. Yani normal şartlar altında bir Galatasaray'da inanamaz. Icardi çok iyi diyor. Gelmiş geçmiş en iyilerden birisi olabilir diyor. Ne kadar güzel bir analiz. Bu arada Ceko'nun da çok doğru bir ismi olduğunu onu tam yani orada ya. merkez oyuncu. Çünkü Aykut da öyle oynamayı seviyor. İsmail Hoca Aykut ile çalıştığı için zaten onun da tarzı odur. Ortada bir merkez oyuncu olacak. O servisleri yapacak. Üçüncü bölgede yoğunlaşmayı sağlayacak. Valencia 30 tane gol atsın ama onu yapmıyor. Icardi onu da yapıyor. Arada, Icardi merkez oyunculuk yapıyor. Bir de, bir de Fenerbahçelilerin şöyle bir şeyi var. Övünebilecekleri bir şey. Valencia gitti. Takır takır internasyonel uçuruyor takımı. Evet. Yani gittiği yerde top oynuyor. 30 Ağustos zaferini kutluyor. Bak nasıl adamış kulübe. Bu harika i̇şte bir o şey değil mi? adadığını ya? Elif açısından... Elmas 30 milyon euro teklif ediyorlar. Kulübü vermiyor. Evet. Yürüyor. Kim miyce? dünyanın en büyük kulübüne gidiyor. Kim miyce? zaten tam en şey... kulüplerinden birine gidiyor. Buradan gönderdiğin herkes bir piyasa oluşturuyor. Aldığın oyuncuların bir kez daha piyasası var. Değilse bu hub'ı yakalamışlar. O zaman da herkes buraya gelecek. Bu markette evet. güzel ürün var diye Bu Fenerbahçe diye bir takım var. Biz oraya gidersek. O zaman da daha yüksek koyabiliyorsun tamam. ortaya. Beşiktaş'ın öbür taraftaki elinin güçlü olması de Şenol Güneş. Yani. O da biraz diyor. arka planda sanki şu anda. Bu şeylerden dolayı geri çekilmiş. E, Şenol Hoca o kadar <laughs> güçlü hocası çıksın o da konuşsun. Arkadaşlar merak etmeyin biz buradayız. Takım iyi. Ben bunları birlikte hepsini koşturacağım yaptıracağım Ama desin. Ama eksikleri var tabii işte. Ama orada da Burak Yılmaz'la birlikte bakıyorlar mesela. İşte Burak biraz oyuncularla oyuncu, ilişkisi çok lazım. Iyi. İsmail Kartal'ın Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'a ya ikinci adam olarak hizmet ettiği dönemin. Burak çok önemli. Belki bir de model. biraz daha gelişmiş modeli. Burak tabii tabii bir oyuncular jenerasyon de oyuncularla ilişki. Tabii. Dolayısıyla bırakalım herkesin kendi iyi yoğurt iş var onları izleyelim. Peki. Ne var ne yok Bu arada Bertu Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Renk Kulübüne gitti. Volkan Hoca söylemişti bu çocuk çok iyi çalışır. Depremden hemen önce yine Aykut Hoca ile Volkan Demir'i ziyarete gittiğimizde zaten oyuncu kendini gösteriyor. Pırıl pırıl bir arkadaş. Fiziğiyle. O antrenmanda da kapanış golünü attı. O sayede bitti antrenman. Geç saate kadar çat diye bir dokundu. Hocam dedi bu oyuncudan çok. Bugün dedi ümitliyiz. 5 milyon serbest kalma bedeliyle 5 milyon euro bugün imzaladık demişti. Sonra o depremden sonra Hı -hı. Antalya Spor'a bir takıma başka bir takıma gitti. Sonrasında da e, Ren bir oyuncuyu alır. Başka yani, bir yere Ren taşır. taşır. İngiltere'ye mesela Kamavinga Ren e, yatırım takımı. Sasha onunla. Boye Akademidendir. Tabii. Birini Real Madrid'e satar, birini Galatasaray'a satar ama hepsi belli bir noktaya doğru evrilirler. Birçok isim var saymayacağım. Demek ki bu adamda gelişim gördüler ve aldılar. Manchester United 6 ayda gelişim olduğunu açıklıyor zaten. Başka bir yere taşırız diyor alıyorlar. E, yatırım bunlar, yapıyorlar zaten. bakıyorlar. Işiyorlar. Bertu'dan çok çok mutluyum ben. Evet. Bertu Premier Lig'de çok kafa bir takımda izleyebileceğiz. Yol Peki. açık olsun. Ne var ne yok burada sona son erdi. Görüşlerinizi, bütün mesajlarınızı hafta içinde atabilirsiniz. Burada konuşmamız için yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.